Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Xitayın Birma armiyasını qural yaraq bilen təminləb bastırışqı yardımlaşkarlıkı haqqıda dökülatı ilan qılındı. Xitay Birma armiyasını Arakan Müslümanlarını bastırdığan qural yaraq bilen təminləgen bulup, BDT'nin bu haqda elan qılgan dokulatığa qat'i qarıştırdığanlıqını dava qıldı. Amerika Vazının 25. iyuldaki xəbirde bildirilişçe, Birma kişilik hüquq məsələsi alahide dokulatçısı yeni bir dokulat elan qılgan bulup, Amerika məzkur dokulatını qollığan. Dokulatı Xitayının Birma armiyasiga qural yaraq eksport qılganlıqı 2021 yıldaki siyasi özgürüştün buyan Birma dairleri Xitay bergan qurallar bilen xalqının qarşılıqını bastırıp kelgenlikke paş qılınğan. Xitay rejimi bolsa bu dokulatqa qarşı ekenligini bildirgen. Amerika Taşqı İşlar Ministerliqining bayonatçısı 21 iyul Amerika Avazı muhbirining ziyaretini qabul qilib, Amerika alohida dokulat tayyorlaguvchining huquqiy ve uning Birmaning kişilik huquq vaziyatini oshkorlashtirishchanligini kuchli qo'llaydi degan. 1 milyard dollarlık ölüm sodisi. Birmaning kişilik huquqini xatirga ittiradigan xalqaralik qoral to'ri sarlavelik mazkur dokulatni BDT'nin Birma kişilik huquq masalasi alohida dokulatchisi Tom Andrews 5-nji ayda e'lon qilgan. Dokulatda Birma armiyasining 2021 yildagi siyosiy o'zgarishdan buyon Xitay ve Rusya'dan kem degende 1 milyard dollarlık koral ve münasvetlik materiallarını import kılganlıqını Birma armiyasının devlet iqtidarçılığıdaki uğurlarını öz içige alğan Xitay uğurlarından 267 milyon dollardan artıq koral ve materyal import kılganlıqını aşkarlıqan. Məlum bilişçe Xitay Taşqı İşlar Ministerliqinin bayanatçısı Mao'nın muhbirlarının bu aqtiki sualıqa cevap verip, alahide dokulatçının vazife dairesinden eşip ketkenlikini Xitayın bununla qat'i qarıştırdığanlıqını dava qılgan. O yana biz alahide dokulat tayyarlıqçının siyasi maqsad üçün xizmet qilishini toxtatishini talep qilimiz deb bildirilgan. Xitay atalmış pidailar namida Şarkı Türkistan'a Xitaylarını köçürmekte. Xitay Şarkı Türkistan'ı pütüllay Xitaylaştırış planı'a asasen atalmış Ali Mektep Pidailer namıda 10 mıngı yıqın Xitay Akkun'ı Şarkı Türkistan'a uğurlaştırgan. Xitay Yaşlar Gezisi'nin 25. iyuldaki haberde bildirilişe Xitay rejimi 20. iyuldan başlayıp 10 mıngı yıqın Xitay'ını atalmış Garip Türk'e Pidai buluş namıda Şarkı Türkistan'a köçürgen bulup, bu yıl bu tür yolu koyulgan 20 yıldan bu yankı en köp sandaki Xitay Akkun'ın Şarkı Türkistan'a köçürülüşü iken. Xitayning bir tutash o'rinlashtirish planiga asosan atalmış pidailarning 20% Sharqiy Turkistondagi nahiya darajalikdan yuqori o'rinlarga o'rinlashtirildi ekan. 80% nahiya, shahar, rayon va yezi bozorlardagi asosiy qatlam o'rinlarga o'rinlashtirildi ekan. Bildirilishicha Xitayning bu yillik plani bo'yicha atalmış pidailar rayondagi madaniyat va ma'rif, asosiy qatlamdagi ijtimoiy boshqarish, sog'liqni saqlash, asosiy qatlam qurilishi qatorliq sohaga o'rinlashtirildi ekan. Ular tizimlatgandan keyin 5 kunlik xizmatdan burunqi tarbiyalashga qatnashadigan bo'lib, mashqdan keyinlar plandagi o'rinlarga taqsim qilindi ekan. Ma'lum bo'lishicha yaqinqi yillardan beri Xitoyning Sharq Turkistonni tadrijiy Xitoylashtirish plani bo'yicha Sharq Turkistonga Xitoy aqqullarini ko'chirish harakatini 20 qatim tashkillagan bo'lib, planga asosan 44 ming Xitoy Sharq Turkistonga ko'chirilgan. Vang Yi qayta tashqi ishlar ministrligiga tayinlandi. Yeniden Xitay Taşqı İşlar Ministeri bulup tayinlengen Çingang'nın bir aydın beri gayip buluş vakası, xalqarada küçülük gün tertipke kelgen bir payette Çingang'nın vazifesinden kaldırılıp, ornığı Wang Yi'nin yeniden Taşqı İşlar Ministeri kılıp tayinlengenlikke bildirildi. Xinhua agentliqining 25. iyuldagi xabarida qayd qilinishicha, Xitoy Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Tashqi ishlar ishxonasining mudiri, Xitoyning sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yi yangidan tashqi ishlar ministri qilib tayinlanib, yaqinda tayinlangan Chingang tashqi ishlar ministrlik vazifasidan ilib tashlangan. Bu qaror 25. iyul Beijingda o'tkazilgan Xitoy mamlakatli xalq qurultoyi doimiy komiteti yig'inida chiqarilgan bo'lib, yaqinda tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlangan Chingang g'oyib bo'lganiga dal 1 oy bo'lganda Wang Yi'ning qayta tashqi ishlar ministrligiga tayinlanganligi e'lon qilingan.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi ilgari Chingangning salomatlik sababli Indoneziyaning Jakartada o'tkazilgan Sharq-Janubiy Osiyo Allar ittifoqining tashqi ishlar ministrlari uchrashuviga qatnasha olmaganligini bildirgan edi. Navbatda Xitoy rejimi yanada Chingang to'g'risida hech qanday uchur bermagan bo'lib, uning nima sababdan vazifadan elinganligi va nadi ekanligi hozirga qadar sir bo'lib turmoqda. Daniyadagi Misr va Turkiya elchixonalari oldida Qur'on ko'ydirildi. İslam'a öçmenlik kıladığan radikal unsurlar Daniyada duruşluk Mısır ve Türkiye elçihanları aldı da Kur'an-ı Kerim köydürdü. Amerika Avazı'nın haberi de bildirilişçe 25. İyul Kopenhagen'deki Mısır ve Türkiye elçihanlarını aldı da İslam'a öçmenlik kıladığan radikal unsurlar Kur'an-ı Kerim köydürgen bulup, onların hareketleri dünya Müslümanlarını kat gazeplendirdi. Daniya ve Şivisiya hükümeti bu haqda özlerinin İslam dininin mukaddes kitabını köydürüş kılmışını ayıplaydıqanlıqını, ama söz erkenlikini qoğdaydıqan kanunlarga asasen onu toxtalmaydıqanlıqını aytqan. Türkiye Taşqı İşlar Ministerliği Seyşembe günü narazılıq bayanatı ilan kılıp, Kur'an-ı Kerimge qaratılgan hücumlarını qattıq ayıplayan hem de Daniya dairlerinin bu hareketki yol koyqanlıqını ve bu vaqa arqalıq kilip çıkışı mümkün bolgan akıbetinin iğirliqini bilmeyvatqanlıqını körsetken. Türkiye Taşqı İşlar Ministerliği düşenbe günü Daniyani İslam'a karşı öçmenlik hareketinin aldığını eliş üçün zürür tedbirlerini kullanışı çakırgan. Bahreyn Devlet Haber Agentliğinin haber kılışça, Seyşembe günü Bahreyn Taşqı İşlar Ministerliği Şivisiyanın Bahreyn'de duruşluk Taşqı İşlar Vakaletçi Xadimlerini ministerliği çakırtıp, Stokholm'daki Kur'an köydürüş kılmışı itiraz bildirgen. İraq Taşqı İşlar Ministerliği düşenbe narazılıq bayanatı ilan kılıp, Avrupa İttifakı'daki devletlerini Kur'an köydürüş vakasiga yol koygan atalmış fikir ve namayiş erkenliği namı astıdaki kişilik hukuk hakkıda kayıtı oylanışı çakırgan. Mısır Taşqı İşlar Ministerliği Seyşembe günü Şivisiyanın Mısır'da duruşluk vakaletçilerini çağırıp, Kur'an-ı Kerim'ge bir hürmetli kılıç kılmışını ayıplayan. Bildirilişçe, İslam dünyasındaki narazılık dolgundan çöçüp ketken Daniya hükümeti Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş hareketini iğvagerçilik ve numussuzluk deb ayıplayan bosumu, ama radikal unsurlarını tosuş gücünün yokluğunu etkiler. Vanya'nın Türkiye ziyaretine karşı namayış ötküzüldü. Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq cinayeti sadır qılıvatqan Xitayning Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi'nin bugünkü Türkiye ziyaretiga g'azab nafrat bildirish, shundaqli yakan ilishqo qırğınçılığining 9 yillikini xatirlash munosabati bilan 26 iyul İstanbuldagi Xitay Bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Namoyishni Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zatish jamiyati tashkillagan bo'lib, namoyishda Wang Yi'ning Turkiya ziyoratiga norozilik bildirildi va shundaqla 2014 yil 28 iyul Yakanning Elishqo yesida yuz bergan qonliq qirg'inchilik xotirlanib bayonot e'lon qilindi. Aldi bilan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zatish jamiyatining bosh kotibi Abdul Ahad Udun bayonot o'qib o'tdi. U bayonotda 2014 yil 28 iyul Yakanning Elishqo yesida yuz bergan qonliq qirg'inchilikda Xitoy rejimining iyg'ir tipdagi qurollar bilan 3000dan ortiq Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilganligini, Xitoyning Sharq Turkiston xalqining diniy va milliy madaniyatini yo'qotish siyosatini izchil davom qilib kelayotganligini, Wang Yi'ning bu jinoiy qilmishlarga mas'ul bo'lishi kerakligini bildirdi. Bayonotda yana Turkiya hukumatı ve Tashqi ishlar ministrligidan Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishga, lagerlarga solingan Turkiya fuqarolarini o'z ichiga olgan barliq tutqunlarni qo'yib berishga chaqiriq qilish talab qilindi. Undan boshqa yana Turkiyaning Urumchi, Qashqar qatorliq joylarida konsulxona ta'sis qilib, Sharq Turkistonga borgan Turkiya fuqarolarining bexatarligini qo'g'dishi kerakligi talab qilindi. Arqadan Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Mahmudjon Damollam arabcha bayonot e'lon qildi. U bayonotida Xitoyning Sharq Turkiston masalasida yolg'on tashviqotlari orqali xalqaro jamiyatni aldash bilan birga Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik, jumladan islom va musulmonlarga qarshi terror siyosati ijro qilayotganligini, masjidlarni chaqqanligini, musulmonlarni dindan chiqishga majbur qilayotganligini, islom allarining Xitoyga oldinib qolmasligi kerakligini, Sharq Turkiston musulmonlari islom ummatining bir qismi ekanligini, dünya Müslümanları özlerinin Şarkı Türkistan Müslümanları bilen birge turup, İslami mesuliyetini ada kılışı kerekliğine bildirdi. Namayiş Sütuq Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın muavin reisi Ömer Karacım'nın başçılığı da Xitayning halakiti Şarkı Türkistan halkının birliği ve azatlığı üçün kılınan dua bilen ahırlaştı. Kırgızistan'da halk kurultayı kuruldu.
Qırğızstanda dövlətinin kün tərtibidiki məsələlər toğrısıda təklif biriş hüquqı bar xalq qurultiyinin ornı toğrısıdiki qanun təsdiqlandı. Türkiye Avası Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov 29 iyun parlament tarafından kabul kılınan Xalq Kurultayı toğrısıdaki kanunga imza koygan. Kanun boyunca Xalq Kurultayı'a sayılındıgan vekillerinin sani sayılınış şartları, Xalq Kurultayı müzakere kılıdıgan meseleler, mesul organlar bir taraf kılıdıgan meseleler ve Xalq Kurultayı'nın kanun çıkarış hukukunu yürgüzüş tertipleri bekitilgen. 2021 yılı Kırgızistan'ın asasi kanunu tüzdüş kürgüzüş referandumada Xalq Kurultayı deb atılıdığan organının kuruluşu kubul kılınan idi. Xalq Kurultayı 11 yılının 25. günü tüncü qetim devlet işi ve sırtıdan gelgen 148 ayal 924 erdin təşkil tapqan cami 1072 vekilinin katınışı astıda ikilgan idi. Tüncü qetimliq yığında vekiller kurultayının urnu doğrusudaki kanunu makullaşını təklif kılgan idi. Prezident Japarov parlamentga xalq qurultayı to'g'risidagi qonun loyihasini sunğan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ertangi programda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.